Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 11. sınıf akademi serisinin geometri konu anlatımı kısmına başlıyoruz. Evet biliyorsunuz 11. sınıf matematik konu anlatımı yapıyorduk. Mert Hoca matematik kısmını geometri kısmında ben size anlatıyordum. Ve bu dersimizle birlikte buna başlıyoruz. Mert Hoca hala daha trigonometri anlatmaya devam ediyor. Ben biraz erken başladım. Çünkü bazı okullar analitik geometriye geçmiş olabiliyor. Hatta bir yorumda görmüştüm. O yüzden erkenden size bu konuları anlatmaya başlıyorum dostlar. Evet birlikte bu işi güzel bir şekilde yapacağız. Ne yapacağız? Analitik geometri toplamda kaç video bizi bekliyor? 9 tane konu anlatımımız olacak. Ardından 5 tane de test çözümü için videolarımız olacak. Toplamda 14 video bizi bekliyor. Ve ilk videomuzda noktanın analitik incelenmesinin birincisi kısmını işleyeceğiz. Yani sayfa numarası 57, 58 ve 59'u işleyeceğiz sizinle birlikte. Genelde 2 sayfa ya da 3 sayfa olacak. 3 sayfa 40 dakikayı biraz aşabiliyor. Ama buna çok fazla takılmayın. Çünkü ben size burada böyle çoğu yapmayacağım. İşte kısa kısa birkaç örnekle geçip bu konu bundan ibarettir demeyeceğim. Ben size özel derste ne yapıyorsam özel dersin daha fazlasını vereceğim. Yani birlikte özel benden özel ders alıyormuşsun gibi düşün. Düşünsene yanında bir öğretmenle bir özel ders aldığın zaman en az bir saat oturmuyormuşsun. Kesinlikle oturuyorsun. E burada da 40 dakika olmuş, 45 dakika olmuş önemli değil. Benden de 45 dakika özel ders aldım. Hatta Z kuşağı öğrencileri biraz şey yapıyor. 1,5x, 2x yapıp böyle hızlandırıyor. Çok da fazla tavsiye etmem. tane tane, rahat rahat, güzel, relax bir şekilde bu işi seninle birlikte yapalım mı? Bence yapabiliriz. Çok da güzel bir şekilde yaparız. Ben sana en ince detayına kadar burada anlatacağım ki bu kitap çok güzel bir şekilde hazırlandı. Her kazanımın, her tarz sorusu burada mevcut. Yani bu kitap sayesinde sen kendini çok iyi bir şekilde geliştireceksin. Buna inanıyorum buna güveniyorum çünkü bunun üzerinden anlattığımız yani birebir de anlattığımız öğrenciler de bu anlamda çok memnun. Büyük ihtimal sen de bu işi tam anlamıyla öğreneceksin. Ya buradaki konu anlatımından sonra eksik bir şeyin kalmayacak. Bence en önemli kısmı bu. Bu arada TET AYT öğrencileri de beni dinliyorsa tekrar için buradaki videoları da böyle izleyebilirsiniz. Evet lafı fazla çok fazla uzatmayalım. İlk videomuzda dediğim gibi 57, 58 ve 59. sayfayı işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemle başlayalım. Analitik düzlemin tanımı nedir? İki sayı doğrusu düşün. Başlangıç noktası da sıfır olarak düşün. İki sayı doğrusunun dik olarak kestiği düzleme biz analitik düzlem adını veriyoruz. İşte analitik düzlemde sıfır noktasında kesiyorlar böyle. Artık işimiz sayıları böyle 1, 2, 3, 4 şeklinde değil de 1'e 1, 1'e e 5, eksi 1'e 7 gibi ikililer şeklinde söyleyeceğiz. Yani burada işlemlerimizi R karede yapıyoruz. Tek boyuttan 2 boyuta geçtik şimdi. Sayılarımız ikişerli bir şekilde gelecek. 1 1,5 2, 1 virgül 5 gibi ya da eksi değerleri de alacak gibi. Şimdi ilk önce şunu tanıyalım. Şimdi bu analitik düzlemde bu 0'a 0, 2 sayı doğrusunun kesişimi şeklinde dedik ya. Buna başlangıç noktası diyoruz, orijin diyoruz. Ona da 0, 0 noktası diyoruz. X ekseni, şu yatay olan eksene, x ekseni ya da absisler ekseni diyoruz. Apsiler ekseni dikey olan eksene de y ekseni ya da ordinatlar ekseni adını veriyoruz dostlar. Şimdi burada sağ taraf x ekseninin sağ tarafı artı 1 artı 2 artı 3 diye gidiyor. Sol tarafı da eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gidiyor. Y ekseninin üst tarafı artı 1 artı 2 artı 3 diye alt tarafı da eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gidiyor dostlar. E burada analitik düzlemde noktalar alırken ikişerli bir şekilde alacağız dedik ya. Mesela buradan rastgele bir nokta seçtim. Mesela şu noktayı aldım. Şu nokta. X eksenindeki sayısal değer ilk sayı. Y eksendeki sayısal değer de ikinci sayıyı veriyor bana her zaman. Tabi burada dik geldiğim zamanki yerler. Yani burası 3'e 1 noktası. Mesela geldim burada. Şöyle geldin şöyle geldin. X ekseninde eksi 2'ye y ekseninde 2. Eksi 2'ye 2 noktası. Mesela geldim böyle. Hop hop. Hocam eksi 1'e 3 mü? Değil. X ekseninde eksi y ekseninde eksi 1'e. Eksi 3'e eksi 1 noktası. Buraya da geldik mesela şöyle diyelim hop hop. X ekseninde 3'ü y ekseninde de eksi 3'ü gösteriyor. İşte biz bu noktalı ikililere ne diyoruz? Analitik düzlemdeki noktalar adını veriyoruz. Buradaki x1 virgül y1 noktasını söylerken ne yapıyor? Nasıl yapıyormuşuz? X eksenindeki sayısal değer x'i y eksenindeki sayısal değerde de y'yi veriyor bana. Tabi artı eksi olması da bu noktanın nerede bulunduğuna bağlı. Buradaki ilk sayımıza x eksenindeki sayısal değer ya da apsisi diyoruz ikinci değere de yani y1'e de biz ne diyoruz? Ordinatı adını veriyoruz. Yani apsis ve ordinat gördüğünüz zaman da böyle afallamayın. Peki hocam noktalarımız tekli olarak yazılmıyor mu? Yazılmıyor. Mesela eksen üzerindeki buradaki nokta. Biraz sonra bundan da bahsedeceğim de şimdiden bahsedeyim. Hocam tek bir sayı. Sayı doğrusu üzerindeki 7. 7 olarak mı göstereceğiz? Ya da buradaki 7'yi 7 olarak mı göstereceğiz? Hayır. Şimdi x eksenlik sayısal değer 7. Evet burası 7. Y eksenlik sayısal değer. Y'ye baktın. Bak nereye gösterdi? 0. Yani 7'ye 0 noktası aslında burası da. Peki burası da sadece 7'ye 0 mu olarak gösterecek? Hayır. İlk önce x eksenindeki sayısal değer nereye gösteriyor? x eksenine gelene kadar dik çizim bak 0'ı gösterdi. Buradaki noktada 0'a y eksenindeki sayısal değerde de 7'yi gösterdi. Ha ben buradan bir soru çıkartabilirim. E, x ekseni üzerinde olan bir noktanın ordinatı 0 iken y ekseni üzerinde olan bir sayının da apsi 0 olduğunda bak bu şekilde söyleyebiliyoruz. Evet başlangıç noktasından, ordinatından ve apsisinden bahsettik mi? Bahsettik. Ve analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa ya da verilmişse eksenler olan uzakları da bizim için önemli. Mesela bu x eksen olan uzatlı, bu da y eksen olan uzatlı. Ayrıntılı bir şekilde biraz sonra zaten bundan bahsedeceğim. Şimdi gelelim şuraya. Örnek birimize bakalım. Analitik düzlemde a noktasının apsisi 4. Hocam a noktasının apsisi 4 bu. 4'e eşitmiş. Yani k eksi 1 eşittir 4 ise k'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Ordinat da ikincisiydi değil mi? Ordinat da eksi 3'müş. Yani burası da eksi 3'müş. E buradan P artı 2 eşittir eksi 3 ise P'yi de eksi 5 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? K artı P isteniyor. 5 artı eksi 5 isteniyor. O zaman cevap ne yapar? 0 yapar. Evet örnek 1'i 0 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzlemde şöyle bir nokta verilmiş. Eksi 1'e 3 noktası verilmiş. Evet diyor ki A noktasının apsisinin 2 katı. Bu apsisi bu değil mi? Evet bunun 2 katını yani eksi 2 yapıyor. 2 katını apsis kabul eden evet yeni bir nokta olacakmış ve bunun 2 katını apsis kabul eden ordinatında 3 katı ordinatında 3 ya ordinatında 3 katı 9 ordinatında 3 katı ordinat kabul eden nokta bu noktaymış yani bu nokta aslında m artı 1'e n eksi 2 yemiş hocam m artı 1 eksi 2 eşit e, m artı 1 eşittir eksi 2 ise m'i buradan eksi 3 olarak buluruz Burada da n-2 9'a eşitse, n-2 eşittir 9 ise n'i de buradan 11 olarak buluruz. Benden ne isteniyor? m-n farkı isteniyor. E o zaman m-n, m dediğimiz eksi 3, eksi n dediğimiz 11. Cevap da kaç çıkar böylelikle? Eksi 14 çıkar. Evet örnek 2, eksi 14 bulduk. Geldik ön özelliğe. Şimdi dik koordinat sisteminde bir noktanın x eksenine olan uzaklığı ve y eksenine olan uzaklığından bahsedeceğiz. Arkadaş bunu ben sana şekilen göstereyim. Sakın ezbere yapma. Bence benim gibi yap. İlk etapta böyle birkaç defa yapınca zaten aklında kalacaktır. Şahsen ben öyle yaptım. Mesela x1 virgül y1 noktası verilmiş olsun. Şöyle x1 virgül y1 noktası. Bu nokta demek ne demek? Eksenler alan uzaklarına bakacağım demek. Şöyle ve şöyle demek. Burası x1 noktası burası da y1 noktası. Şimdi şurası x1 uzunluğunda burası da y1 uzunluğunda demek değil midir? Burası 90 derece. Yani şurada bir dikdörtgen çıkmadı mı karşımıza çıktı. Y1 ise o zaman burası Y1. X1 ise burası da X1 mi çıkar? Evet. Şimdi bir noktanın x eksen olan uzaklığı dediğinde Y1 olması lazım. Peki ya bu negatif olsaydı ne olacaktı? O zaman mesela eksi 5'in x eksen olan uzaklığı eksi 5 mi diyecektik? Yani Y'si eksi 5 olsaydı. İşte hayır. Ne diyeceğiz? Mutlak değer. Uzaklık işin içine girince mutlak değer. Zaten mutlak değerin tanımını mı? Ne? Mesela eksi 3 noktasının 0 olan uzaklığı. Burası nasıl tanımlanıyordu? Mutlak değer eksi 3 şeklinde tanımlanıyordu. İşte analitik geometride de bizde uzaklık isteniyorsa bak işin içerisinde uzaklık varsa kesinlikle ama kesinlikle ne vardır? Mutlak değer vardır. Evet x eksenine olan uzaklığı mutlak değer y1 yapıyor. Y eksenine olan uzaklığı da x1 yani mutlak değerci x1 yapacaktır dostlar. Çünkü bu nokta 3. bölgede de olabilir. Yani şu bölgede de şurada da olabilir. Sayılarımız eksi 5'e eksi 7 olabilir. Uzaklık eksi 5 ya da eksi 7 değildir. Nedir? Bunların mutlak değeri olmak zorunda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet örnek 3'e bakalım. Analitik düzlemde A noktasının x eksen olan uzaklığı 2 birim. Hocam böyle anlayabilmek için de çizebilirsiniz. x eksen olan uzaklığı hocam y'si oluyor. Hatta y'sinin mutlak değeri oluyor. Yani mutlak değer içerisinde p artı 1 ne diyeceksin? 2 diyeceksin. Y ekseni olan uzaklığı da y ekseni olan uzaklığı da apsisteki değer yapıyor. Yani k eksi 1 yapacak. Ama k eksi 1'in mutlak değeri olacak arkadaşım. Bunu unutma. K eksi 1'in mutlak değeri. Kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş. Buradan p artı 1 ya 2'dir. P artı 1 ya da eksi 2'dir. Buradan p'yi ya 1 buluruz ya da p'yi eksi 3 buluruz. Buradan k eksi 1 eşittir 3'tür ya da k eksi 1 eşittir eksi 3'tür. Buradan k'yi 4 buluruz ya da k'yi ne buluruz? Eksi 2 buluruz. Şimdi benden k çarpı p değeri isteniyor en büyük değeri. Hocam bunun en büyük değerini, bunun da en büyük değerini çarp yaparsak mı olur? Mesela 1 çarpı 4 mü olur? Cık, değil. Daha büyüğü var. İlk önce 1'i düşün. 1 ile 4. 1 çarpı 4 yapar bu. 1 ile eksi 2. Eksi 2 yapar değil mi? Eksi 2 yapar. Sonra eksi 3 ile çarpalım. 3 ile 4 çarptığı zaman eksi 12 yapar. Bütün değerleri bulalım. Eksi 3 ile eksi 2 çarptığı zaman da artı 6 mı yapar? Evet. Bunlardan en büyük hangisi yapıyor? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu. Ya da en yönü seçerken hocam buradaki bunları seçtik olmadı. Eksi ile eksinin çarpımında artı ya bir de onları da deneyelim. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımında artı 6 yapıyor. Yani 4'ten daha büyük olmuş oldu. O zaman cevap ne olmuş oldu? 6 olmuş oldu. Evet örnek 4'e gelelim şimdi. Şekildeki dik koordinat sisteminde K noktasının x eksenine olan uzaklığı 8 birimdir. Evet K noktasının x eksenine olan uzaklığı 8 birimdir. Y eksenine olan uzaklığı da 4 birimdir. Bunları vermiş. Evet x eksenine olan uzaklığı 8 birim y eksenine olan uzaklığı da 4 birimse yazdık bunları. Şunlar tabi dik uzaklık demek değil mi? 8 iken burası da 8 4 iken burası da 4 mü? 4. Şimdi KP ile OP de birbirine eşit demiş. Bak bak bize güzel, güzel bir şey demiş. Şu parça ile şu parça birbirine eşit demiş. O zaman hocam ben buraya A dersem burası ne olur? A artı 4 mü olur? Evet. E ne yapacağız? Pisagor. Yap bakalım Pisagor'u. A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi deyip işlem 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 yapacağız. İşte arkadaşlar. Şimdi şu da sana bir tavsiyede bulunayım mı? Bence bulunayım. Gençler. Analitik geometrideyiz. Sadece analitik bilgileriyle biz bu işi yapamayabiliriz. Yani üçgen bilgisi de bize şart. O yüzden üçgen bilgileriniz. Yani hocam çok ekstrem noktalar mı lazım bana? Çok uç noktaları bilsem olur mu? Orta şekerli bilsem de bu işi halledebilir miyim? Evet. Orta şekerli bilsen de bu işi halledebilirsin. Ya az biraz ve orta şeker bildiğin zaman da halledebilirsin. Ama benim sana tavsiyem nedir biliyor musun? 11. sınıf öğrencisin. Sen 11. sınıfı iyi bir şekilde öğreneceksin. 11. sınıfı iyi bir şekilde öğrenmek demek hani bizle birlikte çalışıyorsun ya iyi bir şekilde öğrenme yolundasın artık. İyi bir şekilde öğreniyorsun ya TYT, AYT çalışmalarına başladın demektir bu. Aynı zamanda benim sana bir geometri olarak tavsiyem genelde böyle 12. sınıfa geldiğinizde en sıkıntılı derslerden biri geometridir. Çünkü hep ikinci döneme kalmıştır. O yüzden ikinci döneme kalan derslerde de yetişmediği için sıkıntı olmuştur. O yüzden geometriye şöyle bir başlasan nasıl olur? Hem analitik geometride faydasını görürsün. Çünkü analitik geometrinin içerisinde üçgen bilgisi falan lazım bize. E o yüzden hem de TYT faydasını görürsün. O yüzden bence üçgenleri şöyle bir başlasan güzel olmaz mı? Hatta başlangıç için bak yakında sıfır geometri kampı başlayacak. Sıfır geometri kampına şöyle bir başlasan en azından şöyle üçgenleri bitirsen, temelini sağlamlaştırsan senin için mükemmel olur. Sıfır geometri de öyle çok sıfır değil ha haberiniz olsun. Yani orada temel kalıp soruları da yazdığımız için orada o bilgiler de bizim için önemli. Ee, yani zor soru tiplemeleri de var işin içerisinde. Her kalıp sorular orada da var. Bence sıfır geometriye başlamasın. Neyse sen normalde bu soruya bakarken ne yaparsın? Pisagor bağıntısı hocam şunu açarım sonra. Ama sen bu işi biliyorsan artık açmana gerek yok. Çünkü biz bunları konu anlatımlarında anlatıyoruz. Şimdi A var 8 var A artı 4 var. Özel üçgenleri mesela dik üçgenleri bilen arkadaşlar. Özel üçgenleri şöyle bir içinden geçirsin. 3 4 5'in 3 4 5 ve katları mesela 3 4 5'in 5 katına kadar bilin diyorum. 3 4 5 6 8 19 12 15 12 16 20 15 20 25. Sonraki özel üçgenler 5 12 13 8 15 17 7 24 25. Bunları kesinlikle ama kesinlikle bilin diye söylüyoruz. Çünkü geometri bunlar üzerine inşa edilmiş diyebiliriz. E o zaman bunlar ne işime yarayacak hocam? Sorularda direkt çıktığı zaman yapabilirim. Bu tür sorularda da işine yarıyor. Ya burada Pisagor bağıntısı işlem kalabalığı yapmaktansa hisset kardeşim diyeceğim sana. E burada hisset kardeşim 8 varsa ne üçgendir? Ya 6 8 10'dur ya 8 15 17'dir. Bakalım 6 8 10 üçgeni mi? Hocam şuraya ben 6 koyarsam şu dik üçgenin kenarına A yerine 6 yazmış oldum. 6 artı 4 de 10 yaptı mı? Evet sağlaması tuttu. 6 8 10 sağlandı. Yani A buradan 6 yaptı. A benden ne isteniyor? KP uzunluğu isteniyor. KP uzunluğu kaç? 10 değil mi? Evet. 10 yapar. Yani cevap böylelikle 10 olur. İşte geometri bilgisini de kullanmanın önemini de şu sorularda da göreceksiniz. İlerleyen zamanlarda da. Geldik şuraya. Dik koordinat sistemindeki bölgelerden bahsedelim şimdi. Arkadaşlar birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak tanımlanıyor. Bunları zaten trigonometri öğrendiniz biliyorsunuz. Ama biz yine de şey yapalım. Ezberleyemediyseniz de hiç önemli değil. Bak burası artıya artı değil mi? Evet sağ taraf yukarısı. Direkt artıya artı. Buraya baktığı zaman hocam x ekseni bak eksiye artı. Şöyle baktığı zaman eksiye eksi. Böyle baktığı zaman da hocam eksiye artı mı? Hayır. İlk önce nereye gideceksin? Buraya. x ekseni Artı eksi. Ha işaretleri böyle dedik ama buradaki noktalarımıza x y diyecek olursak eğer birinci bölgede olması hocam x de y de pozitif. Yani x büyük 0 y büyük 0 demek. Bu birinci bölgedeyken. İkinci bölgedeyken ne oluyor? X negatif y pozitif. X küçük sıfır y büyük sıfır oluyor demek. Üçüncü bölgedeyken ne oluyor? Her ikisi de negatif. X küçük sıfır y küçük sıfır demek. Dördüncü bölgedeyken ne oluyor? X pozitif x büyük sıfır y küçük sıfır mı oluyor? Evet y de negatif olduğundan dolayı. Evet dikkat ederseniz büyük eşit ya da küçük eşit yazmadım. Niye hocam? Niye yazmadık? Mesela şuradaki nokta. Biraz sonra da söyleyeceğim ama şimdiden söyleyeyim ben istersen. Hatta şurada söylüyorum. Dik koordinat sisteminde x ve y eksenler üzerindeki noktaların bölgesi olmaz kardeşim. Bak buradaki nokta nerededir? Birinci bölgede mi? Dördüncü bölgede mi? Değil. Ya da şuradaki nokta nerededir? Birinci bölgede mi? Üçüncü bölgede mi? İkinci bölgede mi? Değil. Arkadaşlar bölgelerde olması için şuralarda olması lazım. Eksen üzerindeki noktalar eksen üzerinde kabul edilir. Mesela buradaki mavi nokta x eksen üzerinde. Buradaki noktada y ekseni üzerinde kabul edilir. Tamam bunu da unutma lütfen. Şimdi sorulara bakalım. Örnek 5. Bu A noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde. Hemen ikinci bölge. Bilmiyorsak şöyle bakalım. Hocam eksi artıya denk geliyor. Bunun işareti eksi olacak. Bunun işareti artı olacak. Ya şuraya bakacak olursan bu çift kuvvet. Çift kuvvet her zaman artı değil midir? Evet. Artıyla neyi çarparsan eksi yapar. Eksiyi. Yani biz B'nin işaretini ne bulduk? Eksi bulduk. Sonra geldik buraya. B'nin işareti eksi ya. Eksinin tek kuvveti yine eksidir. Hocam eksiyle neyi çarparsam artı yapar? Eksiyi. etek tek kuvvet yine bir şey değiştirmiyor. Yani A'yı da eksi mi bulduk? Evet. Geldik buraya. A'yı eksi bulduk. B'yi de eksi bulduk. Eksiyle eksi ile eksi çarptı ne yapar? Artı yapar. Bu eksi bu da eksi. Negatif iki sayının toplamı da ne yapar? Yani eksi 3 ile eksi 5'in toplamı gibi düşün. Eksi 8'dir. Bu da negatif yapar. Yani bunun işareti artı. Bunun işareti eksi oldu. O zaman artı eksi bakıyorum. Artıya eksi. Yani x ekseni artı. Ys eksi olan nokta kaçıncı bölgede oluyor? dördüncü bölgede oluyor dostlar. Evet örnek 5'i dördüncü bölge bulduk. Geldik örnek 6'ya. Analitik bu nokta analitik düzlemin dördüncü bölgesindeyse ise dördüncü bölgedeki noktaya bakıyorum. Artı eksi olacak. Artı eksi yani bu pozitif demek bu da negatif demek. Yani 3 eksi n büyük 0 demek. 3 büyüktür n demek. Yani n küçüktür 3 demek değil mi? Öbürüne bakalım. M artı 2 küçük 0 demek. N küçüktür eksi 2 mi demek? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? M artı N toplamın alabileceği en büyük tavsiye değer nedir diye soruluyor. Öncelikle sen bunu yapar mısın? Buraya kadar ben yaptım. Devamında sen getir. Ne var hocam bunda ya deyip hemen yapacaksın böyle. Yap bakalım sazancık. Yap bakalım. Hadi durdurdun yaptın. Şimdi beni izlemeye devam et bakalım. Ben nasıl yapıyorum? Arkadaş büyük ihtimalle şöyle dedin. Hocam M artı N'nin en büyük değeri tam sayı değeri soruluyorsa. Aa bir de tam sayı değeri soruluyor burada. O zaman ben tam sayı değer vereyim. N yerine en büyük değer 2. N, M yerine de en büyük değer eksi 3'ü veririm. Eksi 2'den küçük en büyük değer bu. Sonra da 2 ile eksi 3'ü toplarım. Ve cevap da eksi 1 yapar. Değil. 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 Niye tam sayı değer veriyorsun? Hocam tam sayı demiş. Hayır. M ve N'ye özellikle tam sayı dememiş. M artı N'nin alabileceği tam sayı değer sorulmuş bize. Niye tam sayı değer veriyoruz? N burada 2.9 olabilir mesela ya da 2.999 olabilir. İşte bu tür sorularda ne yapacaksın? Bak şimdi dikkat dikkat. M artı ne isteniyor? M küçüktür eksi 2 bulduk Bu bulduk? N'yi de ne bulduk? 3'ten küçük bulduk. Bizden ne isteniyorsa eğer M ve N tam sayı dememişse ne isteniyorsa onu elde ederiz. Yani taraf tarafa toplarız kardeşim. Topladığın zaman bak M artı N'yi elde ediyorsun. Küçüktür 1 mi yaptı? Evet. A M artı N küçüktür 1 yaptı. O zaman bunun en büyük tam sayı değeri ne yapar? 0 yapar. Gördün mü? Tam sayı değer verdiğinde eksi bir buldun. Değer vermeyip bizden ne istiyorsa onu yazdığın zaman toplanları istiyorsa topladık. Farkları istenseydi mesela eksiyle çarpı taraf tarafı toplayacaktık ama eksiyle çarptığında eşitsizlik yön değiştirecek. Buna da dikkat et. Bazen 2M artı N isteniyor. Bunu 2 ile çarptı taraf tarafa toplamalar yapacağız. Gibi gibi. O tür matematiksel işlemlerde senin ellerinden öper. Dikkat et bunu ne zaman yapıyoruz? M ve N'ye tam sayı demediği sürece yapıyoruz. Toplamının tam sayı değeri istenildiği zaman yapıyoruz. Bunu da unutma. Tamam. Evet şimdi bir dikkat demişiz. Dik koordinat sisteminde x ekseni üzerindeki noktanın ordinatları. Arkadaş x ekseninde e üzerinde bundan bahsetmiştim. Ta dersin başında x eksenindeki üzerindeki bir nokta x'e 0 gibi. Hani burası x noktasıysa. Hocam absiz x ordinatta bak 0'a denk geliyor. x'e 0 yani ordinatı 0'dır. x eksenindeki üzerindeki bir noktanın Buradaki noktada y ise bu nokta nasıl gösterilir? x eksene geldiğim zaman sıfırı y ekseninde de y'yi gösterdiği için sıfıra y. Yani y ekseni üzerindeki bir noktanın da apsisi sıfır oluyor. İlk başlarda çizerek benim gibi yap. Sonralardan zaten kafana oturur. Mesela örnek 7'de analitik düzlemde bu nokta y ekseninin üzerindeymiş. Hocam y eksenin üzerinde olması demek ne demek? Y ekseni üzerinde olması demek sıfıra y gibi bir şey demek. Yani apsisi sıfır olacak demek. K eksi 1 eşit sıfırsa k'yı buradan 1 buluruz. Öbürü noktada x80 üzerinde. x80 üzerinde olması demek x'e 0. Yani ordinatının 0 olması demek. Yani p artı 3'ün 0'a eşit işte olması demek. p'yi de buradan eksi 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? C noktası. C noktası Kye ya p. Yani 1'e eksi 3 noktası hangi bölgededir diye soruluyor. Arkadaşlar abs 1 ordinatı eksi 3 kaçıncı bölgede yapıyor? 4. bölgede yapıyor. Yani cevap 4. bölge olur geldik örnek 8'e bu noktanın alenti düzlemin ikinci ve dördüncü bölgesinde olmadığı biliniyor hmm. arkadaş ben bu noktayı ikinci bölgede ya da dördüncü bölgede olmadığını biliyorum O zaman bu nerededir hocam buradadır ya da hocam buradadır değil mi yani o zaman şunu diyebiliriz birinci durum hocam şu bölgelerde olmazsa ya birinci bölgededir Başka ya da üçüncü bölgededir. Birinci bölgede ise her ikisi de artı artı olur. Yani x eksi 2 büyük 0. 5 eksi x büyük 0 olur. Buradan x büyüktür 2 gelir. Buradan da 5 büyüktür x gelir. Yani x neyle arasında? 2'den büyük 5'ten küçük. 2 ile 5 arasında olur. Tamam. Peki üçüncü bölgede ise ne olur arkadaşlar? Bu. Hocam her ikisi de negatif olacak. x eksi 2 küçük 0. Bir de 5 eksi x de küçük 0 olacak. Buradan x küçüktür ne geliyor? 2 gelir. Buradan 5 küçüktür x gelir. Yani x büyüktür 5 gelir. Hocam x 2'den küçük olacak. Bir de 5'ten büyük olacak. Her ikisini de sağlayan var mı? 2 burada 5 burada. 2'den küçük olacak. Bir de 5'ten büyük olacak. Her ikisini de sağlayan yok. O zaman bunun çözüm kümesi boş ver. E o zaman cevap 2 ile 5 arasında mı? Dur. Dur. Bak. Bu bölgelerde olmadığı biliniyor. Tamam. Ya birinci bölgededir dedik ya üçüncü bölgededir dedik bir de durum daha var. Eksen üzerindeki noktalar da herhangi bir bölgede kabul edilmiyordu. O yüzden burada eksenler üzerinde de olabilir. Bak çakal bir soru. Yani bu ikinci bölgede ve dördüncü bölgede değilse ya birinci bölgededir ya üçüncü bölgededir ya da eksenler üzerindedir. Eksenler üzerindeyse ya bu sıfırdır yani ya y eksen üzerindedir. x 2 eşit sıfırdan x 2 olur x 2 değerini aldığı zaman y eksen üzerinde oluyor. Yani ikinci bölgede ve dördüncü bölgede olmuyor. Tamam bu değeri alabilir. Ya da şu 5 eksi x 0 olabilir. Yani buradan da x 5 gelebilir. Yani o zaman x'in alacağı değerler ne olabilir? 2 ile 5 arasındaki değerler 3 ve 4 değerini alır. Bir de eksenler üzerinde olduğu değerler de 2 ve 5 değil mi? Evet. Cevap o zaman ne yapıyor? Bunun alacağı değerler toplamı isteniliyor. Cevap böylelikle 14 çıkar arkadaşlar. Güzel bir soru. Çok güzel bir soru hem de. Evet geldik örnek 9'a. A noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde. İkinci bölgesi nedir? Şurası eksiye artıya denk geliyor. O zaman burası eksi burası artı olacak. Yani x kare eksi 9 küçük 0. x kare eksi 1 büyük 0 inceleyeceğiz. Buradan x kare küçüktür 9 gelir. x kaçla kaç arasındadır? Hocam 3'ten küçüktür ama Eksi 3'ten de büyük değil midir aynı zamanda? Bak eksi 3, 3 değerleri de sağlanıyor kare olduğu için. Hocam burada eksi 3'ten de büyüktür. Yani eksi 3 ile 3 üç arasında. Yani eksi 2'nin karesini aldığın zaman da 9'dan küçük oluyor. Peki şuna bakalım şimdi. X kare eksi 1 büyük 0 diyor. Bu x kare büyüktür 1 demek. Hocam x büyüktür 1 demek bu. Ve bu ne demek bir de? X küçüktür eksi 1'de de sağlanmıyor mu? Yani eksi 2 değeri yazdığımız anda çift kuvvet olduğu için eksi 2'nin karesi yine 1'den artı olduğu için birden büyük olmuş oluyor. E o zaman buradaki sayı doğrusunda gösterelim şimdi bunu. Çözüm kümesini bulacağım. Sayı doğrusunda gösterelim. Hepsini birden sağlayacak. Hem bu aralığı sağlayacak hem de şunu sağlayacak. Hadi bakalım. Burada eksi 3 değeri var. Sonra eksi 1 değeri var. Sonra artı 1 değeri var. Sonra 3 değeri var. Bizim aralığımıza göre eksi 3 ile 3 arasını sağlayacak. Birincisi burası. Sonra öbür aralığımıza göre Hocam birden büyük değerler. Onu da neyle göstersem? Kırmızıyla mı göstersem? Yine maviyle göstereyim. Hocam birden büyük değerleri alacağım. Bir de burada nereden büyük değer? Bunu farklı renkle göstereyim ya. Bunu da siyahla göstereyim. Hocam birden büyük değerleri bir de eksi birden küçük değerleri alacağım. Mavi ile siyahın kestiği yerler nereli oluyor? Hop şurası ve hop şurası değil mi? Evet. Büyük dediği için noktaları da almayacağım bu arada arkadaşlar. Eksi 3 koyduğumda eşitlikte sağlanıyor. O yüzden bu aralıklar ne yapıyor? Her ikisinde sağlandığı aralık eksi 3 ile eksi 1 arası birleşim. Ne ile ne arası? 1 ile 3 arası yapıyor cevap. Evet örnek 9'u bu şekilde bulduk arkadaşım. Geldik örnek ona. Şimdi analitik düzlemde bir nokta verilmişse. Arkadaşlar en önemli yerlere geldik sayılır. Yani buzana kadar da önemli yerlerdeydik de. Bir nokta verilmişse analitik düzlemde ya da bir nokta isteniliyorsa bizden eksenlere olan uzaklarına bakacağız. Çünkü noktanın tanımı ne? Eksenlere olan uzaklarına bakıyoruz orada. Mesela burada bir nokta verilmiş. 3'e 8 verilmiş. Eksenlere olan uzakları burası önemli. Burası önemli. Hocam şöyle geldiğimiz zaman burası 3 noktası olduğuna göre şu uzunluk 3 birimdir. Yani yukarısı 3 birimdir. Burası da ordinatı 8 olduğuna göre bu uzunluk 8 birimdir. Yani dikdörtgenden burası da 8 birimdir. Şimdi bizden C noktasının apsisi deniyor. Bak burada dikten dikinilmiş. A bak eski bilgiler. Dikten dikinilmiş. Ne var burada? Öklit. Dikten dikilince öklit bağıntısı. Bak burası bir birim. Şurası dört birim yaptı. Şuraya da A diyelim. Öklit bağıntısı da H kare P çarpı K eşit değil miydi? Evet. 8'in karesi eşittir. A çarpı 4 olduğundan dolayı. Hatta öklit'i şöyle bir hatırlatayım. Çünkü kullanacağız arkadaşlar. Şurası H, burası P, burası K ise. Birinci öklit bağıntısı H kare eşittir. P çarpı K'ydı. Sonra ikinci öklük bağıntısı sol taraftaysa sola dayalı. A kare eşittir P çarpı P artı K'ydı. Üçüncüsü de B ise burası B kare eşittir K çarpı K artı P. B kare eşittir K çarpı K artı P olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Evet şimdi bunları hatırladık. O zaman burada H kare eşittir P çarpı K. Yani 64 bölü 4'ten A'yı kaç buluruz? 16 buluruz. Hocam A 16. O zaman C 16 mı yaptı? Hayır dikkat. 16 birim burası. 3 birim de burada var. O zaman burası 3 artı 16. Bak orijinden itibaren 19 birim gidiyoruz. Yani burası 19 yaptı. Bizden de absisi deniyor. Yani cevap 19 yapar. Geldik şuraya. Örnek 11'e. Yukarıdaki analitik düzlemde OA kenarı x ekseni üzerinde bulunan bir eşkenar dörtgende C köşesi verilmiş. Bak C köşesi kaça kaç verilmiş? Eksenler olan uzaklarına bakacağım. Hocam şöyle geleceğim ve şöyle geleceğim. Ama bu biraz karışıklık oluşturuyor bazen. Şunu çizmeyebiliriz. Çünkü bunu çizdiğimiz zaman çizebilirsin de sıkıntı yok. Ama direkt bunu da çizebilirsin. Ya bunu çizerek de yorumlayabilirsin. Ya burası 3'e 4 ya. Bak şu apsisi 3 ordinatı 4. Ordinatın 4 olması burası 3 olması da 3 birim sağda olması demek. Yani burası 3 yap. E 3 4 ne üçgeni 5 üçgeni. Şu bir eşkenar dörtgen verilmişti. Her bir kenar 5 5 5. B noktasının apsisi isteniyor bizden. Hadi bakalım. B noktasının hapsisi. İşte benden bu isteniyor. Ne yapacağız şimdi? Şuradan şu uzunluk isteniyor. E yapacağımız hamle belli kardeşim. Bak şurası 4 değil mi? 4. Dikdörtgen oluştu burada. E o 4 ise burası 4. E 4, 5. 3, 4, 5 üçgenden burası 3 çıkar. Buradaki uzunluk 8 çıktı. O zaman buradaki noktanın hapsisi kaç yapar? 8 yapar. E bizden de bu isteniyor zaten. Cevap 8 oldu. Geldi örnek 12. Ye. Şekilde dik koordinat sisteminde bu bir kare olarak verilmiş. A köşesi 4'e 0. 4'e 0 noktası ise bu uzunluğun 4 birim olduğunu söyleriz. D noktası da verilmiş bize. D noktası da 2'ye 2, 2 kök 3 verilmiş. Hmm, onu kullanalım. Şöyle geldiğim zaman 2'ye 2, 2 kök 3 noktası olacak burası. Eyvallah. Hadi bakalım. Hocam burası 2 ise bak bunun tamamı 4. Burası 2 ise hapsiz olarak 2 birimdir. Aa hocam burası da 2 birimdir. E, ordinatı da 2 kök 3 olarak vermiş. Burası da 2 kök 3 birim. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir şey var aslında. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Nasıl bir üçgen bu? İkiz kenar. Bak yükseklik tabanı keş parçaya böldüğü zaman ikizkenar kenar diyebiliriz. Ya da şurada bir pisagor yapar mısın lütfen? Pisagor yap. 2 iken 2 kök 3 olmuş kök 3 katı. Pisagor'dan da zaten burası da 4 çıkar. Ya da hocam 2 iken 2 kök 3 ya bu 30-60-90 üçgeninde olur dersin. Çünkü A, A kök 3 nerede 30-60-90 üçgeninde? 30-60'ı yazdın. Hocam burada da aynı şekilde 30-60'ı yazdın. Aa ne çıktı? 60-60-60. Bir eşkenar üçgen çıktı. Yani 4 birimse 4-4 birimse 4-4 olacak burası da. Hocam burası da 4 birim. Bak burada da bir ikiz kenar çıktı. Açı isteniyor bizden açıya devam. Hocam burası 30 derece. E, i̇kiz kenarın tepe açısı 30'sa 180'den 30 çıkart. 150. ye böl. 75-75 yapar. Ve bu açın tamamı 90 derece olduğundan alfa artı 75 90 sa alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Yani örnek 2 örnek 12'yi 15 bulduk. Geldik örnek 13'e. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa ne dedik? Eksenlere olan uzaklıkları. Hocam şuradaki dik uzaklık ve şuradaki dik uzaklıklar bizim için önemli. Hemen şunlara bakıyoruz. D noktası 12 noktası. E noktası da şurası da 6 noktası mı? Evet. Şimdi yani buranın 6 birim olduğunu söylüyor. 6 ise buranın da kaç birim olduğunu söylüyor bize. 12. Yazmayayım karışmasın. Bir şey daha vermiş burada. Şunların eşitliğini vermiş. Bir de Ali Bey uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. BD neredesin? Buradasın. Bak 2K. Ben bu oranı nerede kullanacağım? İster buradaki temel orantıda kullan. İstersen buradaki kelebekte kullan. Bak şuradaki kelebekteki kullanabilirsin. Şu kelebek sanki daha mantıklı değil mi? Şuradaki kelebekte de kullanabilirsin bunu. Kelebekte kullanalım o zaman. Bak benzerlik çıktı karşımıza. Hocam kelebek tek oran 1'e 2. O zaman burada da 1'e 2 oran olacak. E 6 ise burası kaç olacak o zaman? 3 olacak. Burada da 1'e 2 oran olacak. Şurada da 1'e 2 oran olacak. Yani enken burası nedir? İkendir. E toplamda 3'er 12 eşit değil mi? 3'er eşittir 12 ise en'i buradan 4 olarak buluruz. En 4. Hocam 2 8. E bunlar bunlar birbirine eşit. De. Burası da 4. E tamamı 8'di. Buraya da 4 kaldı. CD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. CD uzunluğu arkadaş burada da Pisagor bağıntısından çıkar. Şuraya A diyelim isterseniz. A kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani 16 artı 36. Yani 52. A da buradan kök 52 çıkar. Yani 4 çarpı 13 ya burası. 4 dışarıya 2 diye çıkar. A da buradan 2 kök 13 diye çıkar. Bizden de zaten bu uzunluk isteniliyor. Cevap 2 kök 13 çıktı. Ha nereden çıktı? Direkt benzerlikten çıktı mesela. Eski konular. Bak analitik düzlemin içerisinde benzerlik konusu. Yani eskiden karşılaştığımız konular böyle karşımıza çıkabiliyor. Temel oranttan da yapabilirdim bu arada. Biz kelebek benzerliği genelde daha kolayımıza geldiği için kelebeği tercih ediyoruz. Evet örnek 13'ü bulduk. Geldik örnek 14'e. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen ABCD karesinde A 3'e A noktası verilmiş. 3. 3'e 0. Sonra B noktası verilmiş 0'a eksi 4. Bu ne demek? Buranın 4 birim olması demek. Buranın da 3 birim. 3, 4, 5. Karenin her bir kenarı kaç birim oldu o zaman? beşer birim oldu. Şimdi olduğuna göre D köşesinin koordinatları. D köşesinin koordinatları isteniliyorsa. Hocam eksenleri olan uzatları. Bak buna dikkat et. Sınavında çıkar. Bu dikdörtgenlisi ya da karelisi bu sınavda çıkmaya aday en büyük sorulardan biridir arkadaşlar. Yıldız attım buraya. Lütfen dikkat et. E o zaman ne yapacağım? D noktası isteniyorsa benden. Eksenden olan uzaklıkları bu uzaklık ve bu uzaklık. Sakın köşe çizdiğin şey burası dik olacak deme. Hocam 4 ise burası da 4'tür deme. Yanılırsın. Buradan çizdiğin dikin bu köşeye geldiğini nereden biliyorsun? Belki buraya gelecek. Belki yukarısına gelecek. Zaten içeriye doğru çizdiğin şeylerde karışıklık varsa çizme. Ne kadar aşağıda onun yorumunu yap. Buraya çizdin. Karışık değil. Tamam çizdik. Böyle kalsın. Şimdi buraya bakacak olursak 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla mı? Fazla. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla olduğu zaman ne yaparız? Alfa beta'ya dalırız. Dal alfa beta'ya. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin benzer çıktı. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen çıktı. Eş üçgen çıktığı için de alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4 yapar. Şimdi D noktası kaç birim sağda? 7 birim sağda. Sağda olduğu için artı 7. Kaç birim aşağıda? 3 birim. Yani bak buradaki çizdiğimiz buraya gelmiyormuş demek ki. Nereye? 3. Buraya geliyormuş. Böyle bir şey demiş. Kaç birim aşağıda? 3 birim. Aşağıda olduğu için ordinatı eksi 3 olur deriz. Peki D köşesinin koordinatları toplamı isteniliyor bizden. 7 ile eksi 3'ün toplamı isteniliyor. Cevap böylelikle kaç yapar? 4 yapar. Önemli bir soru. Lütfen bu soruya dikkat. Hatta şu da. İkisi de aynı tarz bir soru zaten. İkisi de benzerlikten yapılıyor. Bakalım şimdi bu soruya da bakalım. Örnek 15'teyiz. BC uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. K ve Ali Bey uzunluğu 2K. Hocam dikdörtgenden dolayı burası da K burası da 2K. A noktası 0'a 1 verilmiş. Yani burası 1. 1'e 0 verilmiş pardon. Bu öbürü de 0'a 2 verilmiş. Yani burası 2. C noktası koordinatlar isteniyor. C noktası isteniyorsa eksenlere olan uzatlarına bakacağım. Şu ve şu. Şu demeyeceğiz değil mi? Öğrendik. Şu. Ama şekil karışıksa bunu çizme kardeşim. Burada kaç birim yukarıda olduğunu zaten buluruz. E 90'lar havada uçuyor. Dal alfa betaya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. E o zaman ben şuradaki uzunlukları bulurum artık. Hatta güzel bir benzerlik var. 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 2k değil mi? Evet. Normalde sen şöyle yaparsın. Buraya a dersin. Hocam 1 bölü 2 oran var. O yüzden ya da 90'ın karşısı 2 bölü 1 oran var. Beta'nın karşısı a bölü beta'nın karşısı 1 deyip öyle benzerlik yapabilirsin ama benzerlik oranı kolay olduğu zamanlarda bak 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 2k ya. 1'e 2 oran var demektir. O yüzden burada 1'e 2 oran var ya beta'nın karşısı 1 ise beta'nın karşısı 1'e 2 orandan dolayı 2 katıdır. Alfa'nın karşısı 2 ise alfa'nın karşısı da 1'e 2 orandan dolayı 4 yapar deriz. Şimdi C noktası kaç birim sağda? Sağda olması apsisini veriyor 4. Kaç birim yukarıda? 4 birim yukarıda. Bizden C noktasının koordinatları çarpımı isteniyor. 4 çarpı 4'ten cevabı 16 diye buluruz. Evet örnek 15'i 16 bulduk ve geldik örnek 16'ya. Bu sefer de dikdörtgen şeklinde verilmiş. Bakalım aynı soru mu? 3'e 5 verilmiş. Hemen 3'e 5'i kullanalım. Hocam 3'e 5 hop şöyle hop şöyle aşağı çizmeyelim. Apsi 3 birimse burada kozunun kaç birimdir? 3 birimdir. 90 derece burası. Alfabetalara dalabilirim. Yani şuradaki kozunun kaç olduğunu biliyorum. Ben 5 birim olduğunu biliyorum. Dal alfa beta'ya. Alfa beta 90 alfa 90 burası beta. Benden ne isteniyor? D noktasının koordinatı. Ee, şuraya kadar kısmı. Ee, buradan sonra ne yapacağım. Burası beta burası alfa. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer ama hiç kenarları yok. Hocam şurası da benzer ama kenarları yine yok. Bunlarda benzerlik kuramam ben. Ee, burada ne yapacağız başka? Başka ne yapacağız? Şu 5'i kullanmam lazım. Bu 5 nedir? Arkadaş bu 5... Şöyle bir dikdörtgen oluşturabilirim aslında. Hop şöyle hop şöyle oluşturabilirim. Bak o zaman burası 5 birim çıkar mı? Çıkar. Aa hocam burası 5 aynı zamanda bak burası da 5 verilmiş. O zaman burası da 5 olacak ya. Buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Ve burası 2 burası 5 ya burası da 5 yazdık daha sonra. E tamam bir şeyler çıktı. Benzerlik çıktı arkadaşlar. Benzerlik çıktı bak. Alfa 90 beta burası alfa şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Şuraya bir A diyelim. Alfanın karşısı A'nın alfanın karşısı 2'ye oranı eşittir. Betanın karşısı 3'ün betanın karşısı 5'e oranı. A'yı buradan 6 bölü 5 olarak buluruz. E A 6 bölü 5 ise e, tamamı 5. D noktasının ordinatı isteniyor bizden. O zaman 5'ten 6 bölü 5'i çıkartacağım. 5'ten 6 bölü 5 çıkınca da 19 bölü 5 mi kalır? Evet. Buradaki uzunluk 19 bölü 5 yapar. Bizden de D noktasının ordinatı isteniyor. Cevap 19 bölü 5 olur. Peki hocam biz böyle yaptık. Evet biraz geometri bilgisini kullandık. Ama ben sana bir tüyo vereyim mi şimdi? Bak sıkıntı yaşadığın şey sorularında böyle dikdörtgen ve kare sorularında böyle sıkıntı yaşadıysan benzerlik benzerlik bulamadıysan şunu da yapabilirsin aslında. Hocam bu dikdörtgeni ya da kareyi içine alan en küçük dikdörtgen çiz. O şekilde de yaparsın. Bak mesela böyle çizdin ya soruyu çözemedin. Hocam dikdörtgen içerisine alayım. Şunu şöyle çizerdin, bunu böyle çizerdin. Devamında bu böyle bu böyle çizerdin. Sonra şu üçgenlerin eşliğinden bahsederdin. Şu üçgenlerin de eşliğinden bahsederdin. Şunların da benzerliğinden bahsedebilirdin. Hatta bu kare olsaydı bütün şekiller kare olacaktı. Böyle dikdörtgen ve kare sorularında soruyu yapamıyorsan analitik geometride dışına çizilebilecek en küçük dikdörtgeni ya da kareyi çizmeni tavsiye ediyorum. Aa, biz burada biraz 5 birim uzunluğu kullanmak için dışarıda dikdörtgen oluşturup o şekilde yaptık hamlemizi. Bu hamle de güzel bir hamleydi aslında. Evet cevap 19 bölü 5 yaptı. Ve 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 burada olayı biraz bitirelim isterseniz. İki nokta arasındaki uzaklığı da bir sonraki videoya saklayalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda iki nokta arasındaki uzaklıkta yani noktanın analitik incelenmesi 2 dersinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.